YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere etli karışık kuru dolma tarifini hazırladım. Mutlaka beğeneceğinizi düşündüğüm gerçekten çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. En son dolmaların üzerine dökmek için sumaklı su hazırlayacağım. İlk başta hazırlamamın sebebi ise dillerin güzel bir şekilde tadını vermesi için. Şöyle göstereyim. Küçük çay bardağı ile yarım çay bardağı suma ölçü kabının içine alıyorum. Damak zevkinize göre sumak miktarını azaltıp veya daha da çoğaltabilirsiniz. Benim için yarım çay bardağı yeterli. Çünkü eşim çok fazla ekşili sevmiyor. Şimdi üzerine 2 su bardağı sıcak suyu da ilave ediyorum. Ve ikinci su bardağı suyu da üzerine ilave ediyorum. Şöyle kaşıkla güzelce bir karıştırıp ardından dinlenmeye bırakacağım. Ve o arada ben de patlıcan ve biberleri haşlamaya geçeceğim. Soğan, patlıcan ve biberleri haşlamak için yeteri kadar suyu tencerenin içine koyarak kaynattım. Ve hemen içine biber ve patlıcanları koyarak çok aşırı yumuşatmadan haşlayacağım. Biber ve patlıcanlarınızın çok fazla yumuşamasına müsaade etmeyin. Yoksa piştikleri zaman dağılacaklar. Ona dikkat edin lütfen. Biber ve patlıcanları bu şekilde en fazla 1-2 dakika haşlayacağım. Çok fazla yumuşamasına izin vermeyin. Sarabileceğimiz kıvama gelmeleri yeterli olacaktır. Hemen dolmalarımın iç harcında hazırlamaya başlıyorum. 2 su bardağı pirinci yıkayıp derin bir kasenin içine koydum. Üzerine 2 orta boy kuru soğanı ince ince doğradım. Onları da üzerine ilave ediyorum. Şöyle yarım bağdan biraz daha az maydanoz ve 2 diş de sarımsak ilave ediyorum. Sizler biber ve patlıcanlarınızın çoğunluğuna göre malzeme miktarını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ve zeytinyağı karışımını da ilave ediyorum. Dilerseniz sadece sıvı yağ veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı biber salçası ve 1,5 yemek kaşığı domates salçasını da şöyle ilave ediyorum içine. 100-150 gram kadar da kıymayı ilave ediyorum içine. Sizler kıyma miktarını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Baharat olarak da birer tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, birer çay kaşığı da karabiber, pul biber ve nane ilave ediyorum. Yine baharatları da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve göz kararı 2-3 yemek kaşığı da nar ekşisini ilave ediyorum. Dilerseniz nar ekşisi yerine sumak da kullanabilirsiniz. Bu kadarı yeterli. Ve bütün malzemelerimizi kaşıkla şöyle güzelce karıştıralım. Hemen dolmaları da yapmaya başlıyorum. İsteğe bağlı dolmaların altına kemikli et koyacağım. Ben tabi istemiyorsanız koymak zorunda değilsiniz. Şöyle kemikli eti tencerenin dibine koyuyorum. Bu et de dolmalarımıza ayrı bir lezzet katacak. Ama dediğim gibi istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Et pişmez diye düşünmeyin. İnanın çok güzel bir şekilde pişiyor. Zaten ben kuzu eti kullandım. Pişmemesi mümkün değil. Şöyle bir patlıcanı aldım. İçinde dolduruyorum. Çok fazla doldurmayacağım. Yarısına gelecek kadar doldurmanız yeterli olacaktır. Piştiği zaman içinden çıkmasın. Şöyle bir parmak kadar bıraktım. Ağzını elimle bu şekilde kapatıyorum. Ve tencerenin içine alıyorum. Ben 3 adet büyük boy soğan da haşladım. Onları da içine koyacağım. Tabi istemiyorsanız koymak zorunda değilsiniz. Her tarafa karışık gelecek şekilde tencerenin içine yerleştiriyorum. Soğanların bu ince kabuğunu çıkartıp o şekilde saralım. İnce kabuğu kesinlikle kalmasın.
Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp emoji veya küçük bir yorum da yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Böylece tariflerimin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ve kanalıma da hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olup yan taraftaki zil işaretine basabilirsiniz. Böylece paylaştığım bütün tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Dolmalarımı hazırlayıp bitirdim. Hemen üzerine dökeceğim sosu da hazırlamaya başlıyorum. Tavanın içine bir dolu tatlı kaşığı tereyağını koydum. Ve hemen üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum. Ve karıştırarak yağımızın erimesini sağlayalım. Yağımızı da erittikten sonra bir yemek kaşığı domates salçasını koyuyorum. Ve hemen ardından bir çay kaşığı tuz. Ve tatlı kaşığının ucuyla da karabiber ilave ediyorum. Şöyle karıştırarak salçayı güzelce kavuralım. Sosumuzu mutlaka bu şekilde kavurarak dolmaların üzerine dökün. Eğer salçayı kavurursanız inanın dolmalarınızın lezzetini ikiye katmış olacaksınız. Çok daha lezzetli oluyor çünkü bu şekilde. Salçayı iyice kavurduktan sonra önceden hazırlamış olduğum sumak suyunu da üzerine ilave ediyorum. Bu arada sumak suyunu da süzgeçle süzmüştüm. Onu da hemen belirteyim. Şöyle tekrardan güzelce bir karıştırıyorum. Ve sosumuz hazır artık. Dolmaların üzerine hemen dökeceğim. Ve hazırladığım salçalı sumaklı suyu da dolmaların üzerine döküyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde sosumuzu dökelim. Sumaklı suyu hazırlarken 2 su bardağı su kullanmıştım. Hemen 3. su bardağı suyu da üzerine ilave ediyorum bu şekilde. Toplamda 3 su bardağı su kullanmış oldum. Sizler de göz kararı dolmalarınızın hizasına gelecek kadar su kullanın. Ve hemen üzerine de bir tabak kapatacağım bu şekilde dolmalar yayılmasın diye. Ardından tencerenin kapağını kapatarak ilk önce yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte yavaş yavaş dolmalarımı pişmeye bırakıyorum. Dolmaların içine koyduğum su kaynamaya başladı. Bu aşamada ocağımı kısık ateşe alarak dolmaları kısık ateşte ağır ağır pişmeye bırakıyorum. Dolmalarımı yaklaşık 1 saat pişirdim. Hemen ocağın altını kapatıyorum artık. Ve bu şekilde 35-40 dakika soğuması için dinlendireceğim. Vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Çünkü dolmalar dinlendikçe lezzeti de artıyor. Hemen şöyle dolmaları da göstereyim. Gayet güzel bir şekilde pişmiş dolmalarımız. Ve tencerenin kapağını kapatarak bu şekilde soğuması için dinlenmeye bırakıyorum. Dolmaları 35-40 dakika kadar dinlendirdim. Üzerindeki tabağı da kaldırıyorum artık. Dolmalarımız mis gibi kokuyor. Hatta dayanamayıp bir tanesinin tadına baktım. İnanın çok ama çok lezzetli olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Eminim sizler de çok memnun kalacaksınız bu dolma tarifinden. Üzerine bir tepsi kapatarak dolmaları ters çevirmek istiyorum. Tabii sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ve dolmalarımızın son halinde sizlere yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel bir şekilde pişmiş dolmalarımız. Ve inanın hiçbir şekilde de tencereye yapışma falan olmadı. 3 su bardağı su tam denk geldi. Gayet güzel bir şekilde pişmiş dolmalarımız. Eti olsun, patlıcanı olsun her şeyi gayet güzel bir şekilde kararında pişmiş. Etin pişmeyeceğini düşünmeyin. İnanın gayet güzel bir şekilde pişiyor. Sizlere de etli bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten hem çok lezzetli hem de çok güzel oluyor. Mutlaka yapıp denemenizi önerdim. Harika, çok güzel bir tarif ve deneyecek olanlara da şimdiden afiyet, şifa olsun inşallah. Denedikten sonra da yorum kısmında belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.